Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün babayla ormana geldik, çam içine. Geziyoruz. Tabii koyurduk. O ana sizlere görüntüleyemedim. Biraz geldim bir kilometre falan. Gezmeye başladı. Artık görün babayı biraz tam yorulmadan sizlere görüntüleyelim arkadaşlar. Tabii bol bol dışkısını atıyor. Oğlum benim. Aferin oğlum. Kimin babası bu? Gel buraya gel. Lan oğlum gel. Gel buraya lan. Gel. Damı soğusu mu geldi? Damı soğusu mu geldi sana? Aha burada domuz kokusu var. Bak domuzlar değişmişler. O da yeni. Arkadaşlar kokuyu aldı. Geçen gün burada bir domuz görmüşler arkadaşlar. Hayatımızda görmedik. Bir de avcı yani adam bunu diyene. Hayatımızda o kadar büyük domuz görmedik burada. Hocam şimdi göründe de sarsılmaz olsaydı korkardım. Çünkü onlar bilmiyorlar domuzu. Direkt üzerlerine atlarlar ama görüntü tecrübesi var. Domuza nasıl nerede saldıracağını bilir. Geri çekilmeyi bilir. Çünkü darbesi var. Küçüklükten 10 aylıkken darbesi vardı. Domuz tecrübesi olduğu için sıkıntı yok yani. Ama Allah ne verdiyse domuz hızlı gelirse istediğin kadar tecrübe olsun. Biçer geçer. Sen sabah ürünü çekelim biraz. Haydi oğlum. Arkadaşlar bu şu ileride kuzen geçi yayıyor arkadaşlar. Tek korkum kuzenle karşılaşması. Başka sıkıntı yok. Tabii biz geçi tokurdak sesini duyarsak hemen değişeceğiz. Arabayla basıp gideriz. Gürün de peşimize gelir. Gürün. Oğlum. Oğlum benim. Dostum benim. Bak gene o kokuya geldi gördün mü? Başladım dedik. Arkadaşlar köpen biraz ayakları açılsın derseniz, biraz fazla koşsun derseniz arabayla, yoksa ben siz kesinlikle kimseyi tavsiye etmiyorum arabayla koşturmayı. İmkanınız varsa ata binip gezdirmek en güzelleri. Yoksa arabayla çok yavaş şekilde gidersiniz. O da yoksa yayan gezebilirsiniz böyle ormanlık yerlerde, sakin yerlerde. Ama köpek olan yerlerde, davar olan yerlerde kesinlikle gezdirmeyin arkadaşlar. Ormanın içine girmeye başladı arkadaşlar. Biz ufak ufak hareket edelim ki. Yürün! Yürün! Gel oğlum gel! Gel! Ben düşünemiyorum. Kuzenle bu karşılaşırsa. Kuzen davar koruma şeyi. Bu zaten manyak. Arkadaşlar araba sesini duymazsa görün gelmez. Ben de çekime devam edeceğim birazdan.
falan geçti. İşte o tarafı da çekerek. Yaptığı yere bak hele. Geride arabaya binecek o. Gel gel, oralar kirli. Gel oğlum gel. Arkadaşlar. Buradan yayla yere. Hepinizin hatırlayacağı Asya'nın bu sene davara geldiği Dursun amcanın yayla yeri burası. Kurtlardan başı beladaydı Dursun amcanın. Biz Asya'yı göndermiştik. Artı başka köpek mi verdin dediler. Arkadaşlar verdim, evet. Evdeki küçük Sungur Zilli'nin oğlu, onun bacısını verdim. Ondan da çok memnunlar. Çok güzel oldu dediler. Böyle yayla yerleri. Adamları. Yani bu buralarda devamlı kurt görüyorlardı. Biz de gelmişken buraya bir uğrayalım dedik. Kurt göreceğimizden değil tabii de. Dursun amca bizi izlerse bir nostalji yapar dedik. Dursun amca, yazın bu köpek olsaydı sende kurt görmezdin de, ama işte sende çok fazla erkek köpek vardı. Böyle bir şey veremedik. Bunun yanında bir tane dişi daha. Asya olabilir. Daha çok Asya ne olabilir? Sonra Aygız olabilir. Olabilir, ola olabilir. Bir dişiyle beraber bayağı iş yaparlardı. Ama baba iyi gezdi. Epey de pisledi. Emilan. Hoca olan. Şimdi tesadüfen devamlı onu çekmeye çalışıyorum. Çekerken de pisliyor. Herkese der ki dışarı çıkan köpek daha fazla pislik yapar arkadaşlar. Kabız derseniz kabız değil, çünkü onu devamlı takip ediyoruz. Oğlum. Hoca olan. Öldün mü? Öldün mü babayı? Al sana vereyim kamerayı. Düğmelere basmadan. Arkadaşlar babayı biraz yorduk. Biraz gezdi. Stresini attı. Tabii ufak ufak gezeceğiz biraz daha. Sonra tıpış tıpış eve gideceğiz artık. Karanlık olmaya yakın artık. Arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Yavrum.